Bunu da izleyelim. Başımıza belayı. Bir bu aha, eksikti. Minibüs şoförü olmuş lan. Minibüs minibüs yediniz kendinizi. Bu niye golleniyor? Arabayı ben sürücem. Muavin. Bence sen muavin değilsin. Muamelecisin. He. Bilmeyenler için arkadaşlar yarın saat 7'de Gmod yayını var. Kaçırmayın onu. Sonra bana bütün hafta Gmod demeyin. Muamelecisin. Yarın Gmod yayını. Amele yapma kardeş. Oğlum minibüs var kapımızda. Lan ne oldu oğlum? Tam bütün Juventus LGBT mi diyor? Dedim ne olacak? Tamam. Ben bizim omuza koyayım. Kimse işin ciddiyetin farkında değil mi? Binlerce can taşıyacağız. Editör mü değişti? Mertcan'ın. Rusya'da işte Putin Fatih misin? Rusya'da her tuttuğunu atıyor. Aa, bilmiyorum. İnsan içine çıkar kendi yapmaya başladı. Kendi yapmaya başladı galiba. Kanka, minibüsçüler dışında Yeta minibüs kullanıyorum ya diyenlere itibar etmeyin. Söz mü? Başımıza bela almadan bugünü bitirelim beyler. Hadi! Bravo! Herkese merhaba. Ben Meşap abi. Bugün minibüs şoförü oluyorum lan! Tespihim nerede? Hop! Bulursam hepsini alırım anlamına. Daha önce birçok tespih deneyimlemiştik. Bulursam hepsini alırım ama ben de yapıyorum. Efendim? Abim dur vallahi. Zıplatırsın aşağı düş. Ben de dedim ki her çocuğun hayali olan. En azından benim hayalimdi. Belki de şu sorunlu bir çocukluğum var. Benim geliyorum çocuk olduğumu düşünüyorlar. Kamyon şoförlüğünü ben de, otobüs değil de ben de kamyon şoförü olmak istiyordum. Hatta lise 2'de şeye çalışmak yerine fizikte zaten biliyorum diye geçiyordum. Arkada kamyon arkası sözler çalışıyordum. Minibüs şoförlüğünü bugün deneyeyim hep beraber. Bir bakalım nasıl olur. Olur ya peki. Ekip çok istedi aslında. Minibüs, minibüs. Gömlekle ayakkabının uyumunu bir kesiyor mu? Kesiyor mu bir? Kesiyor mu iki? Bu forma sen demin orijinal dedin de. Gerçekten bu mu gerçekten? 5 paraya yapıyorlar. O yeleği 26 milyona dikiyorlar. Ronaldo'ya göster bilmez bu formayı. Stok mu? Stok, Migosa Stone forması. Ooo bir... Get out the way, get out the way. Tufan özellikle istedim. Niye istedim bu videoyu? Ya birader çok konuşma, yapıştır yalla şoför yalla. Ne bekliysen? Lafı uzatmadan minibüsümüze geçeyim çünkü durağı geçip artık seferi... Sefer ne demek? Neye çıkıyorduk abi? Nasıl ya, bildiğin insan alabilecek servis mi? Servis için. Servisi çıkıyor. Servis denmez abi. Daha havalı bir isim bulmak lazım. İcraatimize çıkıyoruz minibüsten. Halkı taşıyacağız. 1 lira bile para almayacağız. Minibüsümüze binen 1 pişman, binmeyen 2000 pişman. Kartal Tuzla arasında peşkeş çekiyor. Minibüsle ilgili hiçbir bilgim yok. Daha önce kullandım ama. Öyle mavi değildi. Minibüs değil. Bunun sivilini kullandım. Bak bu piç kesin sivil. Yani? Her video söylüyorum çıkacak bunun kokusu. Ben İsrail ajanıyım arkadaşlar. Bu deme öyle şeyler. Bilerek düştüm. O şeyi yüzünden yap. Bu maçı kazanırsa kaybeder. Hani babasıyım ya. Hemen size tanıtalım aracımızı bak. Tuzla yayla her yerden geçiyoruz. Geçmediğimiz tek yer... Sırat Köprüsü. Hatırladın mı? Oraya yakından geçiyoruz ama 5 dakika yürürsün. İlla geçeriz yakından uzak. Kocaman bir aracımız. Daha önce minibüs gördünüz mü? Yok. Onlara yazar mısın? Ben ilk kez görüyorum. Subhanallah. İstanbul'da bunlardan var mı? Ön tabii ki. Nasıl söylüyorsun? Ya bu teyze. İnternet İstanbul'da bunlardan var mı? Şey yok mu kendi özel yolunda giden otobüsler? O da var mı? Evet bunlardan da var. Aa. Aa bunun rengi mavi minibüs. Normalde sarı diye biliyorum. Kanka neyini anlatayım ben? İçine bakalım hep beraber. Bu arada hem para almayacağız hem de müşterilerimize en iyi yolculuğu vaat ediyor. Bir sürü nevale aldık. Kolonyasından meyve suyuna kekine kadar. Müşterilerimize burada dağıtacağız. Çok keyifli hep beraber. Aile gibi bir yaşayacağız. Bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Minibüste oturdum. Normalde hep ayakta kalıyorum arkadaşlar. Normalde dediğim 2013 yılında bindim en son. Ben de öyle bir şey. İçeri çok sıcak, hemen durağımıza doğru geçip başlayalım. Daha tanıtacak neyimiz var. Oğlum 25 kuruş mu vardı bu ülkede? 15,5 lira indi bindi, öğrenci de 10 lira. Bugün bedava abi, paranız cebiniz, şunu istemiyoruz sizden. Hadi bakalım çıkıyoruz. Çok biliyormuş gibi bir anda geçtim o be. SP'mizi de astık vitesi. Bununla mı kapanıyor kapı? Sanki çok tuş var. Kardeş dolmuş denildiğinde Ankara gelir. Harikasın kardeşim ya. Doğru diyorum vallahi, hiçbir diğer şehirlerde yok. Ankara.
Bir tek Zeynep'in orada var. Yolumuza çıktık. Arkadaş Mehmet Davat. Olsun, dolmuş abi bu. Ankara'nın neyi meşhur dolmuşu. Tabii sizin için mi? Bir götünü alayım bilir. Beğenmezsiniz de dislike atın bana küfürler savun. Kanka. Arkadan ben de. O ne Hacı Vat kahve göz esprisi yap bir daha. Yo amına diyeyim. Abi Allah düşünür Allah'ını seversin. Kanka bu taksi mi Mer gördüğün arabaya mı? Açalım kapıyı binen olursa binsin. Belki biri binmek ister. Kimse binmedi. Kapıdan uzaklar. Biz yemliyoruz böyle. Stres babacığım stres. Oğlum bir tane bundan alıp bununla tabuyama gidip valeye vermek var bir hayalim ya. Vale almaz ki abi bunu. Oradan hattımıza çıkacağız. Bakmayın böyle boşboş köpek. Ben bir tane bundan alayım mı gidip gezeriz ekiple. Anneciğim merak etme işimde ve gücümde. Almayayım ya çok. Ekrem İmamoğlu ne alaka? Taksilerden yavaş geçiyoruz. Ben alıştım küçük arabalara. Umarım böyle müşterimiz varken yapmayın. Durakta vaktimiz olmadığından dolayı yolcumuzu alıp direkt devam edeceğiz. Kaptanımız burada. Eyvah! Eyvah! Kaptanın kendine ayrı yok ki. Ben 40 kişiyi nasıl taşıyayım? Ara ara kaptana yol bilgisi vereceğim. Dediğim gibi hani bilmediğim bir meslek. Hem de hattımızı bilmiyoruz. Ben Türkçe kullanıyorum ama... Şurada 2 dakika bekle, direğin yanında bekle. Ben yolcuyu alıp geliyorum. Yolcuyu alıp geliyorum derken Yusuf'un... Tavuya gitmek dışında hayali yok, var. Limoncello'nun valesine de verebilirim. Ne oldu, rahatsız mı oldun? Tabudan bu arabayla da çıkabilirsin. Avra'nın valesine de verebilirim. Şu kokunun olduğunu biliyor musun? Ne bu? Bak, oğlum elini tabi'ana mı sürdün hayır ya? Hayır be, şunların kokusu olur ya. Sen o kadarı niye kokluyor? Kokla mı bu? Nasıl lan minibüs? Tartal tuzla. Şuradan şuga. Erdim coşkuyu. Bura nere ya? Çok memnun oldum Ferhat. Böyle otobüs yerleri mi var? Nasıl? Otogar gibi. Evet abi. Nerede evet, toplanıyorlar sanıyor? Nasıl yani ya? Sen nasıl insana biniyorsun? Antalya'da öyle değil oğlum. Duraklı duruyorsun geliyor. Tam durağın tamam. Başı var işte. Ulan o durağın başı var. Herkesin çıktığı, bittiği yer durak sonu. Sen son durağın durak ortasını, derler ya. Ortasından biniyorsun. He, son durakmış. Ben hiç son durağa gitmedim ki nereden? Oğlum son durak film değil mi ya amına koyayım? Ya bu kadar da cahiliyet olamaz ama artık. O gün bugün. Herkes bindi mi? Kapılardan uzak. O kapıdan biri düşmesin başka bir şey istemiyorum. İkramlara başlayalım. İkram. Bunlar niye kavga ediyor? 10 dakika duramazdım bu minibüsle. Bedava bile o. Hayır bu niye geldi? Niye burada bu? Alın bunu abi dışarı at bunu kaptan. Arkadaşlar yolcularımız... Lan bir kişi bile binmedi amına. Abi yavaş. Eyvallah paşam benim. La. Bunu da ben yedim. Bunları ben niye çırak aldım ki yanıma? Abi inmişler lan. Arkadaşlar bambaşka bir muhabbet var. Ne bileyim. Oğlum araba 82.000'di. Ay'a gidip gelmiş araba. Ulan 882.000'le dünyanın çevresi 40.000. Dünyanın çevresini 20 kere dönmüş araba. Kaptan şöyle Müslüm Baba falan koy da neşemizi bulalım. Canını söylüyorum, duymuyor musun? Haydi bin yaylaları. Trabzon. Berçan'ın videolar çok eğlenceli. Oğlum o dur mu dedi lan? Oğlum ev yaptı, niye durmadın? Abi ev yapana durmam gerekiyor mu? Bizim yok mu bir duvar? Yol istiyor sandım, baka baka geçtim yüzünü. Antalya'da mısın sen? Yok, en son Antalya'da bindim otobüse. Lisedeyken. Tuzla bu araba. Tamam mıyız? Çeke kapıdan. Furkan çok konuşuyor, geriliyorum. Kapıyı açık bıraktık, o yüzden girdik silgisini. O ananı bir sikerim seni. Aa, dışarıda ortam... Bu nasıl otobüs? Bir tane yaşlı dede binmedi. Tek dağıtalım. Reisler de sever, hem nasıl sever. Kimse Tuzla'ya gitmiyor mu ya? Tuzla. Kafan sıkışık. Oğlum ne yapıyorsun? Tam da trafik saatini bulduk ha. Lan oğlum afandı. Allah öndekiler çok ani bekliyorsun. Bendik bir şey değil yani. İyi akşamlar. Kendileri kaybeder. İlk yolcularımızı bıraktık. Zaten bizim için bir şey. Yok. Acaba bedava biz de acaba otobüsten hayır inenlere söyledi. Biz de inince şoförler üzülüyor mu mesela bu değil mi? Kendi kalbi. Turizm olarak. Yolcumuz var. Hoş geldiniz. Tamamız değil mi? Chat yeni bir şey bulmuş chat kendi kendine. Bak söyleyeyim görün sizde. Chat kuyruğunuzu kovalayın bakayım. Deme. Onu deme işte ya.
Kuyruğunuzu kovalayın. Oy oy izlediler. Kuyruklarını kovalıyorlar ama. Ne kadar saçma. Böyle eğleniyorlar. Ünlem atınca da duruyorlar böyle. Saçma sapan bir şey geliştirmişler kendilerine. Oğlum niye öyle söylüyorsun? Almıyoruz. Hayır, mekçi gibi davranmanın gerekiyor. Bugün ücretsiz. Alkış. Alkış. Merhabalar. Bugün özel ücretsiz. Buyur abi. Kafa açık gidiyoruz. Niye kimse uyandı? Yeni yolcularımız geliyor. Bugün ücretsiz. Kapı açık gidilmesi muhteşem bir şey. Bak ben servise, ben okul servisine en son en sonlara doğru binen insandım. Diyordum abi kapı açık kalsın etsin. Zaten 5 dakika sonra okuldayız. Devam et. Devam et. Kaptan öyle işte. Çok güzel bir şey o. Şaka yapıyorsunuz. Bu ne ya? Bu gülücük için. Ha bak insanları mutlu etmek çok tatlı. İrajlarda böyle devrilecekmiş gibi. Benim arkadaşımın, daha doğrusu benim değil, Eren abimin arkadaşının babasının özel otobüs şirketi var. Böyle özel, bunların hepsi özel ya. Biz de yapalım bir tur. Antalya'da. Gürkan'ım alalım bir tane özel otobüs şirketi. Sen alıp yapalım. Ben bari ya. Ücretsiz ücretsiz. Antalya merkez gel. Kaptan sana. Binersem şerefsiz. Çok özür diliyorum, benim hatam hemen halledi. Dönüp geliyorum. Dolmuş mu otobüs mü? Farkı yok bunların. Abi var. Şehirler arası giden otobüs müydü? Yo, o şehirler içi de gidebiliyor. Ya aynı, ikisi de aynı aslına bakarsan. Bir tane taşıta 28 tane isim vermek hanginizin aklına geldi? Metrosu ayrı, metrobüsü, hepsini aynı şeyi söylüyorlar. Hepsi farklı şeyler çünkü. Dolmuş TL ile çalışıyor, bozuk parayla. Otobüste kart basıyor. Metrobüste? Onda da kart basıyor. Onda da TL. Yakaladım seni. Hayır, birinde arabanın içinde, birinde tek girişte. Bak metrobüs evet, çok uzak yerlere gitmek için. Atıyorum karşıdan küçük çekmeceden büyük çekmeceden buraya gelmek peki, için. Peki şu Fikirtepe metrobüs durağı var benim burada. Tamam. Bindim, bir sonraki durakta indim. Ne oluyor? Ha inemezsin, orası bir çocuğu mu diyorlar. Yo iniyorsun. Uzun mesafeye gitmek zorunda mısın? İniyorsun diyorlar. Hayır ya, duruyor işte arada. O zaman niye otobüse binmek varken metrobüse biniyorsunuz? Daha harbi bilmiyorum. Otobüsler daha kısa. O zaman şimdi otobüse bin. Tamam sen bin abi, adam uzun yola gitmek istiyor. Allah Allah. Tamam senin için mesela otobüs var. Uzun yol. Bak ben sana söylüyorum. Mavi dolmuşlar ne biliyor musun? Mavi dolmuşlar ne? Genelde mahallelerin içine girer. O yüzden hani evinin önüne falan inmek istiyorsun. Tamam metrobüs inmiyor içine. Metrobüs? Yani. Metrobüs zaten yer altından gidiyor. Hayır metrobüsün kendi yolu var. Nasıl yer altından? Sadece metrobüs yolundan gidiyor metrobüs. Tamam yer altından. Köprüye yolunda geçerken, aynen, köprüden geçtikten sonra böyle ortada şey oluyor ya, o metro. Ha niye metrobüs? Yer altındaki otobüs. Allah Allah. Doğru diyor lan, metrobüs. Kanka sen şu videoyu devam ettirsen. Ben hiç hakim değilim bu konulara ya. Abi taksi devam gibi ya. He metro gibi tek hattan giden otobüs olduğu için metrobüsmüş. Ben de yer altından giden olduğun için sandım. Yol kaçırdık oğlum. Buradan da yolcu topluyoruz, öyle düşün. O zaman gezelim İstanbul'u gezelim. Arkadaşlar yolcumuz da. Adana'da mavi canlar var, cezaevi arabası. Sağ ol. Allah bindirmesin. Oğlum terini öptüm lan. Cattır baba. Oğlum ben yapacağız gibi geliyor ama hadi hayır. Arkada herkes seni konuşuyor, niye bedava yaptın? Vallahi ben yaptım. Köşe dönecek var ara. Memnunsa. Teşekkür ediyorum. Yok, oğlum aman dikkat. En arkadaki, oğlum en arkadaki dedeye bakın, o bayılmış olmasın. İnmedi de kaç duraktır. Kasisle alakalı. Peki kasisten dolayı zıplıyor. Benlik bir şey değil yani. Müsait bir yer hemen duruyordu. Buradan pazar. Aa bunu istediğin yerde de durdurabiliyorum bizimkiler gibi. Durdurabiliyorum. Tamam. Yerinde bırak bırak. Yemeğe basıyor. Oradan da geçeceğim. Amcamız alkış. İniyor. Son bir soru soracağım. Benim hiçbir kartım yok. Mesela İstanbul kartım yok benim. Öyle bir şey mi, ismini de bilmiyorum şimdi, salladım ama. Durak başlarında geçici kart alabiliyorsun tek kullanım. Heh tamam onu soracaktım. Ama nakit parayla binebiliyor muyum diye. Nakit para. Bunlar zaten nakit parayla. Niye Antalya'dakiler de kartla çalışıyor normal dolmuşlarda? Yok. Normalde böyle kartla çalışıyor. Küçük otobüstür abi. Arkadaşlar. Kartla çalışıyor ya biliyorum. Normal dolmuş kartla çalışmaz. Geçen sene biz parayla biniyorduk. Tren ve otobüs kartla çalışıyoruz.
Onlar artık yok, doğru söylüyor, çalışıyor. Antalya'dakiler kartla çalışıyor. Çalışıyor, para almıyordu hatta. Evet. Yıllar önce bence, bir de. Ben geçen sene. Bak çalışıyor amına koyayım diyor. Antalya'da her şey kart. Evet. Parayla binemiyordun harbi diyorum, bilinmiyordu. Parayla biniyorduk. Hayır bak, Antalya'da kartla çalışıyor diyorlar. Oğlum Gülşah daha yeni gitti. Parayla biniyorum. Gülşah seni sıkmışlar oğlum. Bak Gülşah, Antalya'da kartla. Hayır, o başka o bir şeye binmiştir. Dolmuştu işte. Böyle servis gibi. Parayla binilmiyor bak. Chat'teki Antalya'daki herkes yazıyor Antalya'da kartla diye. Mersin'de de hem kart var hem şey de var. Ben o çocukken hem kart hem şeydi bak çocukken. Sonra parayı da hem kart hem paraydı. Parayı da kaldırdılar. Kartlı olan böyle uzun olan büyük olanlar mı yoksa servis gibi olanlar mı? Yani biniyorsun bilmiyorum. Ama her şey kartla. Para almıyor hiçbiri yazmış bak biri daha. Bugün ücret yok. Bugün ücretsiz. Biz de. Bugün ücretsiz. Allah razı olsun. Ne demek? Dayı şey diyor. Bilsem 3-5 durak daha gezerdi. Durağa göre parası fark etmiyor değil mi? Alkış kardeşim, alkış. Fark ediyor. Aa. Antalya'da öyleydi. Fark etmiyordu Antalya'da. Üste fark ediyor. Bizim burada da fark etmiyor. Diyorsun ki adam arabanın üstüne basıp inecek. Aman da oğlum, 0-0-20 uyum var. Yayla 4 yolu var mı? Antalya'da ediyor ediyor ya. Oğlum bir şehirden sonra inmek var. Bunlar şehirden şehre değişiyordur ya bunlar. Şimdi ben Manavgat'a hepsine... gittim geçen. Bak Antalya'da fark etmiyordu. Evet, fark etmiyordu, hatırlıyordum ben. Ankara'da 75 kuruşa mı ne biniyordum, istediğime gidiyordum. Manavgat farklı o zaman. Aynen. Ne o tarafta mı? Gir abi. Yok, oraya gitmedik zaten. Yolcuyu dolaştırıyoruz taksici gibi. O zaman dayak yaka kıvamına gelirse o zaman müsaadeçi yok. Abim lafı çaktı. Ya kardeşim saçını bir düzen. Belki üstüme. Evet, buyurun efendim, alkış. Sadece şu an. Gidenleri alkışlıyorlar kanka. Yavaş, inmem lazım deyince insanlar tedirgin oluyor. Şey yapmış mıdır acaba? Benim psikolojim bozuldu. İnin arkadaşlar. Tabii. Sen muhabbet misin ya? Kardeşim. Müneccim miyim? Kimler diyecek? Nereden bileyim? Abla abla. Aman soğuk, sen neredeyin? Can soğuk. Değerli yolcu bölümü. Kaptanımızın mürettebatın güzergahı acemisi. İneceğimiz yerleri önceden belirtesin. Debriyaja basacak basacak. Bileklerim abi. Bileklerime kadar aşıyor. Yok bize Allah aşkına. Abim. Koy cebine. Almıyorum. Ama almıyorum. Nereden? Soldan. Kaptana baksana, yolcuya sor. Ne bağırsın? Girkan. Şey var ya, ben hiç rota, bu ehliyet sınavına girerken rota şeyi yapmadım. Anladın mı? Ya bir kere yaptım. Sürmeyi biliyorum ya. Rota testi yapmadım. Sınava bir başladık, ben rotayı bilmiyorum. Tamam mı? Aa. Ama böyle çok tatlı insanlar vardı. Döndüm, dedim ki nereden gideceğiz? Böyle baktı bana. Şok olmuş gibi. Tamam mı? Rotayı takip et tarzı bir şey söyledi. Dedim ben hatırlamıyorum gerçekten. B12 eksikliğim de var. Bana dedi ki ona göre eğer yanlış gidersen şey yaparız dedi. Hani ben söylemiyorum, yardımcı olmuyorum dedi. Ben de şaka yaptım, dedim. Oldu o zaman, sahile götüreyim, gezdireyim, geri getireyim siz dedim. Bilmiyorum yani yolu. Ne yapabilirim, anladın mı? Güldü böyle, şey yaptı sağdan. Sağ olsun. Artık bundaki ama bilmediğime inanmış, anladın mı? Kurban oldu böyle senin ananı avradına. Anam değil. Tamam dur. Şoförle iletişim kurgum. Çok fazla konuşamıyorum sizinle, aşırı gerginim. Çünkü odak olmam gerekiyor. Bu kayınsan canını yaşıyor. Daha değil anlar ara. Mesela. Peki yolculuğumuz mu kaldı? Evet. Ben Tanrı'nın yalnız adamı. Ah be. Yok. Sen niye iniyorsun abi? Tamam, ben çıkınca sağda indir amcayı. Son yolculuğumuz. Helal olsun. Ne girdi? Normalde araba kullanır gibi ama çok uzun ve büyük. Aynı zamanda bu kadar insan rahat etmesi gerekiyor. Hani çukura girdiğinizde canı sıkkın birisi size sinir olabilir. Yolu kaçırdık mesela, yolcularımız da çok anlayışlıydı. Şanslıydı. Hiç kimse laf etmedi. Hatta bana tarif ettiler. Evet. Hakkını verdin, tebrik çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten mükemmeldi. Şimdi durağımıza gideceğiz. Çayımızı yudumlayacağız. Hadi. Orada aynaya vurduğunda ben... Aynaya vurdum. Öyle bıraktı yok kenarında arabayı. Belirttin bunu. Tam da vurdun hasar. Burası son durak mı? Söyle polisi de çağır. Konuş. Burası son durak mı? İstanbul'dan çıktı mı dedim ben sana. Amına koyayım. Ne yapacağız abi orada? Bizim bu niye manzaraya götürmeye çalışıyorsun minibüsle? Kaka falan bir tane. Aslında derdim o da bak. Aa durakmış lanca. Aa durakmış harbi. Bugün de minibüsçülüğü denemek istedik. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Çok tatlı video olmuş harbi diyorum. Vurmadık, çukurduk, onlar oldu. İstanbul minibüs sonuçta. Ciddi bir iş hani içeride. Cibo sen minibüs sürebilir misin? Tiyah.
Oğlum yolcu. Çok tehlikeli bir şey mi Cibo için? Ben binmem dostum. Benim otobüsüme. Ben binmem senin. Ben arabana binmem. Da binmem ki ben senin otobüsü siktir et. Bu ne? Jettir baba. Dönerim. Oğlum bu nasıl bir adamın? Yan yan. Yan yan birader bende. Jettir baba. Bak niye böyle sürüyor ki, herkes dalga geçiyor adamla. En arkadaki bile ilk karşıyı görebilsin diye aerodinamik. Anladık mı? Manzara. Jettir.